yine bir video ile karşınızdayım. Videonun baştan anlayacağınız üzere kitap yorumu olacak. Fakat başlamadan önce iki tane kısa duyuru yapacağım. Şimdi ilk duyurum ise YouTube'dan yaptığım çekiliş vardı arkadaşlar. Hepinizin bayağı bir katıldığı. 4 klasik kitap vardı. Kazanan kişi hala bana ulaşmadı. Eğer denk gelirse, videoya ulaşırsa sevinirim. Yedek talihli kişi galiba İlayda'ydı. Eğer o da bana Instagram'dan varsa ya da YouTube'dan ulaşırsa bayramdan sonra kendisine kitapları göndereceğim. Eğer ikisi de bana ulaşmazsa bu şekilde yeniden tekrardan o kitapları çekilişe dahil edeceğim. Bunun duyurusunu buradan yapmış olayım. İkincisi de arkadaşlar bir iki günlüğüne kampa gidiyoruz. Orada kamp videoları falan çekeceğim. İzlerseniz çok çok sevinirim. Bakalım, benim için de çok güzel bir deneyim olacak. Kaz Dağları'nı sizin için aynı zamanda çekmiş olacağım gideceğimiz yerleri. Umarım beğenirsiniz. Şimdi kitap yorumuna geçebiliriz. İlk göstereceğim kitap arkadaşlar Nefret Mektupları. Şu şekilde yakından göstereyim. Ben bunu kitap evinden aldım. Bunu da hemen almamın sebebi, ben Derya Sevim videolarını çok fazla izliyorum ve çok severek izliyorum. Orada paylaştığını görmüştüm. Okumalarımız birbirimize çok benzediği için genelde ben onun seçtiği kitapları okumayı daha fazla tercih ediyorum. Bu da onlardan biriydi arkadaşlar. Burada şöyle kısaca bahsedeyim. Çok spoilersız ve kısa bilgilerle bütün kitapları size anlatmaya çalışacağım. Bir kızımız var. Chloe, isimleri söyleyemiyorum İngilizce telaffuzlarını. Ama soyadı Darling. Çok hoşuma gitmişti soyad bakımından. Red adında bir karakterimiz var. Şurada şöyle göstereyim. Hikayede şeyle başlıyor arkadaşlar. Bir kız karakterimiz gelinlik mağazasına giriyor. Orada işte eşyaları falan deniyor. Gelinlikler, eski gelinlikler falan deniyor. Bir tane gelinlik ilgisini çekiyor. Pembe renkte bir gelinlik arkadaşlar bu. Üzerinde denerken içerisine iliştirilmiş bir mektup görüyor. Mektupta da Red adında bir karakterimiz Alison adlı bir kıza işte aşk mektubu yazmış. Evlenecekleri, sırada giyeceği elbiseyi falan çok beğendiğini, işte çok kısa bir not yazmış ama çok güzel bir aşk notuydu. Bizim baş karakterimizdeki kız da bundan çok etkileniyor. Çünkü kendisi tamamen hani aşkı arayan bir kız. Yaşadığı bazı sorunlardan dolayı da aşka küsmüş aslında. Daha sonradan bu çok seven bu adamı araştırmaya karar veriyor ve onun satılmış bir dairesi var. İşte kitaplıklarla dolu. O da çok güzeldi. Böyle her çeşit kitapların ve klasik pek çok şeyin olduğu, böyle antikaların olduğu sanırım kitapta öyle başlıyordu. Çok fazla spoilersız söylemeye çalışıyorum. Oraya giderken bu adam tabii karakter olarak bu kızın onu kandırdığını, işte sadece tanışmak amaçlı böyle bir şey yaptığını düşünerek bir tartışma geçiyor ve daha sonradan kız oradan çıkıyor. Şans eseri de tanıştığı kadın, bu baş karakterimizdeki erkeğin babaannesi çıkıyor ve hikaye böyle başlıyor arkadaşlar. Çok güzel bir kitaptı. Benim için ben dediğim gibi 5 üzerinden 4 veririm. Çok çok hoşuma gitti. Bazı yerlerinde çok güldüm, çok eğlendim. Bazı yerleri böyle çok dokunaklıydı gerçekten. İlerleyen bölümde de zaten okudukça siz de anlayacaksınız. Kız karakterinin gücü ve inancı çok çok hoşuma gitti. Yani işleyiş bakımından gerçekten çok çok güzel bir kitaptı. Şöyle tekrardan göstereyim. Nefret Mektupları başlığını da anlamış değilim aslında. Böyle bazen aralarında yazışmaları oluyor. İlerleyen bölümlerde zaten göreceksiniz. Böyle maillerde ya da telefonlarda birbirlerine yazdıkları yazılar var. Onlara Nefret Mektupları adını olarak koymuş. Onu da baştan şu şekilde söylemiş olayım. Güzel bir kitaptı. Çok çok beğenerek okudum ve kitaplığımda kalacak bir kitap. Şöyle onu bu şekilde kaldırıyorum. En yakın zamanda okuduğum diğer bir kitapta Kalbimi Geri Verir Misin? Şu şekilde. Ben Türk yazarlara çok öncelik vermeye çalışıyorum. Ve veren yayın evi çok az bu hususta. Hani Türk yazarlara. Efesus yayınlarını o yüzden bir bakıma bu yüzden daha fazla seviyorum ama bazı yayın evleri de var. Özellikle Parola yayın evi de bunlardan biri. Türk yazarlara çok fazla daha fazla önem veriyor. Umarım çok hoşuma gidiyor. Umarım daha da güzel kitaplar yazmaya başlayabiliriz. Şimdi bu kitapla da bahsetmek istiyorum size. 16 yaşında bir karakterimiz var ve bu kızın çok şöyle söyleyeyim, kötü olaylar yaşıyor. Duygu karakterimiz var. Ve bu evden kaçıyor arkadaşlar ve bu kaçma sonucunda ise tanıştığı bir çete var. Çetede de tanıdığı birisi var ve ondan çok hoşlanıyor. Bayağı bir sene, 8 veya 9 yıl boyunca zaten onunla birlikte kalıyor. Daha sonradan bir soygun gerçekleştirecekler ve bu soygundan sonra bir daha hayatları boyunca soygun yapmayacaklar. Böyle bir karar alıyorlar. Ondan sonra soygun yapacakları eve giriyorlar. Tabii bazı olaylar gerçekleşiyor ve soygunu yapacakları kişinin de büyük babasının evi olduğu için Burak'la karşılaşıyorlar.
Ama yazar burada gerçekten ters köşe yapmış. Onu çok çok hoşuma gitti. İlerleyen okuduğunuz bölümlerde anlarsınız. Aslında her şeyin çok farklı göründüğünü, her şeyin aslında göründüğü gibi olmadığını anlatan bir kitap. Ve aslında iki karakterin, yani o eve girmeye çalıştıkları, hırsızlık yapmaya çalıştıkları kişiyle kızlar arasında çok çok önceden farklı bir bağ var. Ve onu da kitabın sonunda okuyorsunuz zaten. Çok çok güzeldi ve çok güzel bir bağlama yapmış. Gerçekten çok çok hoşuma gitti. Ve dediğim gibi kız zaten ilerleyen okuduğunuz zaman ortalarında falandı galiba. Kızın neler yaşadığını daha iyi anlıyorsunuz. Başından neler geçtiğini, ailesine bir söz verdiğini. Aynı zamanda bu kız karakterimiz bir hemşire arkadaşlar. Tabii bazı olaylardan sonra ortaya çıkıyor bu. Şöyle tekrardan göstereyim. Bazı kısımlar çok uzun yazılmış. Aslında o kadar uzun yazılmasına gerek yoktu. Ama yani dediğim gibi benim hoşuma gitti. Yani anlatım bakımından ve okuduğum Türk yazarlara bakarsak bu yazar beni şaşırttı. Onu da baştan buradan söyleyeyim. Şu şekilde göstereyim. Okudum ve yani aldığıma da pişman değilim. Öyle söyleyeyim. Çok güzeldi benim için. Yani aslında yapılan şeylerin altında bir nedenin ortaya çıkmasını çok güzel işlemiş. O çok hoşuma gitti. Arkadaşlar, diğer göstereceğim kitapta biliyorsunuz bir yarışma vardı. O yarışma için okumuştum. Ömer Seyfettin'den Yüksek Ökçeler. Ben sadece ilk bölümünden bahsetmek istiyorum. Çünkü burada kısa kısa farklı hikayeleri var. Yüksek Ökçeler'de zaten adından anlayacağınız üzere topuklu, yani yüksek ayakkabı manasına geliyor zaten. İlk bölümde ise yüksek ayakkabıları giymeyi çok seven bir kadın var burada ve evi çok büyük arkadaşlar ve ne zaman hareket etse, yürüse zaten topuklarının sesleri geliyor. Eşi var ve iki tane de hizmetlisi var. Hayatından çok memnun ve çok güzel giden bir hayatı var. Fakat daha sonra hastalanıyor ve bu hastalığın sebebi de artık bundan sonra yüksek topuklu ayakkabı giyemeyecek. Tabii onu giyemedikten sonra eşinin onu nasıl aldattığını, hizmetlerin arkasından neler çevirdiğini ve pek çok şeyi öğrenip psikolojikman bozuluyor. Yani ruhen bozuluyor ve onları kovuyor arkadaşlar. Ama yeni hizmetler de tabii onlar da yapacaklarını yaptığı için artık kadın da karar veriyor. Diyor ki en azından ben yüksek topuklu ayakkabılarımı giyeyim. Hiçbir şey görmeyeyim. Yani aslına bakarsanız benim için çok çok trajik bir olayı anlatıyor. Yani aslında bazı şeyleri göz göre göre bildiğimiz halde sustuğumuzu çok güzel işlemiş ilk bölümde. Birkaç hikayesini çok fazla sevemedim. Bel altı kısımları çok fazla vardı. Ama onun dışında sorarsanız bazı hikayeler gerçekten ders verici niteliğindeydi. Özellikle ilk bölümde olan şey gerçekten hepimizin hayatta yaptığı bir şey. Yani pek çok şeye göz yummak. Bu yani kaldırılması kolay bir şey değil. Umarım yani böyle bir şeyle hiçbir zaman karşılaşmayız. Çünkü genelde hepimiz bazen baş edemediğimiz şeylere göz yumuyoruz veya susuyoruz. Bunu çok güzel bir şekilde işlemiş. Öyle söyleyeyim. Burada çok fazla hikaye var. Yani her birini anlatamam. O yüzden sadece ilk bölümdekini anlatıp çok fazla spoiler vermemeye çalışıyorum. İlk bölümde bahsedilen kısa ve öz olan bu. Ve her birinde ise farklı farklı hikayeler var. Mesela hayatını çok düzgün geçiren bir adamın zengin bir kızla evlendikten sonraki kızın ailesi çok zengin, kız çok güzel ama adam bir süre sonra hayatı değişiyor, gözü dışarıya kaymaya başlıyor, kadınlarla ilgisi artıyor, gelen misafirlerine karşı saygısızlığı falan. Hani bir insanın parayı da nasıl insanları değiştirebileceğini de çok güzel bir şekilde işlemiş ama dediğim gibi çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Yani ders verici nitelikler dışında bazı hikayeler hiç hoşuma gitmedi. Şöyle göstereyim. Şimdi onu göstermeden önce şunu da göstereyim. Çünkü bir tane yazarın bayağı bir kitabını okudum. O yüzden karakterleri karıştırmamak için okumam gerekecek, hatlarından bakacağım. Diğer kitabım da İhsan Oktay Anar'ın Puslu Kıtalar Atlası. Bunu okurken şöyle söyleyeyim. Bir ara ben ne okuyorum gibi oldu. Kafam çok karıştı ama hikaye bakımından çok güzeldi. Yani bir olayı çok güzel bir şekilde güne işliyor. Aralardaki geçmiş olayları çok güzel anlatıyor. Bir çocuk karakteri de var. Aynı zamanda şöyle söyleyeyim. Dayısıyla babasının ismi aynı. Uzun İhsan Efendi vardı galiba. Babasının adı da İhsan Efendi'ydi. Ama babası uyuyarak zaman çoğunluğunu geçiriyor ve
Onun dışında ise dayısı da, hani büyük dayısı dediği kişi de savaşlara katılan bir savaşta, hani zaten daha sonra savaşta ölüyor arkadaşlar. Ve eve bir çocuk getiriyor ve dışarıdan da bir maymun geliyor. Tabii hikayeler maymunun nereden geldiği, adamın o çocuğu nasıl getirdiği, evde neler yaşandığını falan tek tek başlık olarak zaten anlatıyor arkadaşlar. Ve anlatım usulü çok çok güzel. Ben bu yazarın başka kitapları varsa zaten mutlaka okuyacağım. Yani hikayede şuradan şeyi anlıyoruz arkadaşlar. Adam bir dünya yaratmış ve bu dünyayı da çocuğu için yaratmış. Ona da kendi yazdığı bir kitabı bırakıyor. Ya çocuğun başından geçenler, babasının başından geçenler gerçekten inanılmaz şeylerdi. Anlatılan şeyler de çok çok güzeldi. Bir şeyi nasıl desem, yanlış ellere geçtiği durumda başına neler gelebileceğini ve çocuk yardım etmeye çalışırken, kendi yolunu bulmaya çalışırken başından geçen trajik olayları falan, her şey çok güzel bir şekilde işlenmiş. Ya fantastik kurgulu değil arkadaşlar, ama kendinizi böyle bambaşka bir dünya içerisinde buluyorsunuz. Çocuk mesela, daha sonradan onların evlerine gelen bir çocuk var. Onları koruyan ailenin başına kötü bir şey geliyor. O eve alınan çocuk da isyana kalkıyor falan. Böyle çok karmaşık bir hikaye, ama sonunda her şey toplanıyor arkadaşlar. Ve okumayanlar varsa gerçekten okumalarını tavsiye ederim. Çok çok güzel bir kitaptı. Yani hayatınızın sınırlarını nereye kadar zorlayabilecekse o kadar şeyler yaşadığını söyleyebilirim. Yani çocuk hükümetine, yani devletine yardım ediyor ve ondan sonra lağımcılık yapıyor. O sırada bir patlama oluyor, yüzü yanıyor falan. Kimse bunu tanıyamıyor. Babasının evine gidiyor, babasının evi yağmalanmış. Babasını arıyor. Babasını ararken başından geçen o kadar çok olaylar var ki, hırsızlık çetesinin eline falan düşüyor. Çok... Hikaye çok çok güzeldi. Benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Tabii okurken çok zorluyor, ama okuduktan sonra belli bir süre sonra, mesela ben 100. sayfasından sonra acaba daha fazla neler olacak diye merak edip elimden düşürememiştim. Okumayanlar varsa gerçekten tavsiye ediyorum. Çok çok güzel bir kitaptı. Şimdi bunlara geçmeden önce bir de klasik kitap. Arkadaşlar biraz ses oldu, o yüzden bir kısa ara vermek zorunda kaldım. Şimdi tekrardan söyleyeceğim. PDF olarak okudum arkadaşlar. Victor Hugo'nun kitabıydı. Beyaz Geceler kitabı. Benim çok hoşuma gitti. Fakat sonunu beğenmedim. Nedense bazı klasiklerin gerçekten sonlarını hiç beğenmiyorum. Şöyle başlıyor arkadaşlar. Gene spoilersız çok kısa bir şekilde anlatacağım. Baş karakterimiz 8 yıldan beri yaşadığı yerde sadece yaşadığı mahalledeki evleri, sanki onlar canlıymış gibi onlarla konuşup, sanki hayatlarında sadece onlarla vakit geçiyor. Sanki başta geçmişte yaşadıkları acıyı bir daha yaşamamak amaçlı böyle evleri, sanki onlar bir insanmış, sanki onlar bir varlıkmış gibi konuşup hayatını o şekilde sürdürüyordu. Ta ki yolda giderken ağlayan bir kızla karşılaşana kadar. Aslında daha doğrusu ona cevap vermeden yanından geçecekti, fakat üzüldü. Tam geriye dönüp onunla konuşmak isterken kız da devam edip yolunu evine gidiyordu. İşte baş karakterimiz de onu takip ediyordu. Daha sonradan kızı rahatsız eden birisini görünce kıza yardımcı olup onu alıyor ve evine kadar götürüyor. Baş karakterimizdeki kızın adı da Nastyenka. Ben sonunu hiç beğenmedim. Keşke sonu böyle olmasaydı. Genelde tipiktir, klasik kitaplarında hep böyle oluyor, ama keşke olmasa tabii. Baş karakterimiz de saat 9'da buluşuyor. Tabii bunun nedenini siz okudukça daha iyi anlıyorsunuz. Bunlar birlikte oturdukları zaman başlarından geçen hikayeyi anlatıyorlar. Tabii ilk başta baş karakterimiz olan erkek anlatıyor başından geçen hikayeleri, ama sanki bir arkadaşının başından geçmiş gibi anlatıyor ve şiirsel olarak anlatıyor. Tabii kız anlatımından çok hoşlanıyor. Zaten onun kendi hayatı olduğunu anlayınca kız da kendi hayatıyla ilgili her şeyi anlatmaya başlıyor ve aralarında güzel bir sohbet geçiyor. Her akşam buluşuyorlar ve kendi başlarından geçenleri anlatıyorlar. Kız kendi hikayesini anlatıyor. Başından geçen her şeyi anlatıyor. Aşkını falan anlatıyor. Ne kadar çok beklediğini anlatıyor. Biz bunu okuyoruz. Ya ben kitabın sonuna kadar böyle bir şey olacağını beklemiyordum. Daha doğrusu belki daha farklı bir son olabilirdi, ama öyle olmadı. Zaten sonunda da yaptığı şeye de çok kızmıştım mesela. Zaten okursanız anlarsınız. Çok da okumak istemiyorsanız YouTube'da seslendirmelerini de yapmışlar Beyaz Geceler Victor Hugo'nun. Çok hoşunuza giderse oradan da devam ettirebilirsiniz. Okumak istemiyorsanız da eğer seslendirilmiş olarak YouTube'da da bulabilirsiniz. Bunu da buradan söylemiş olayım. Dediğim gibi sonunu hiç sevmedim. Nastyenka'nın tavrını da hiç sevmedim. Onca şeyden sonra bir anda böyle bir dönüş hiç beklemiyordum. Neyse, bunu okuduğunuz zaman anlarsınız. Gerçekten hani klasik kitap okuyayım
belki benim için daha iyi olur diyorum ama daha sonradan bünyemden de atamıyorum olup biteni. Bilmiyorum. Eğer bundan sonraki okuyacağım kitap da umarım bu seferki klasik daha güzel olur. Bu arada aşırı sıcak. Bu da zaten önceki alışverişlerimde gören varsa biliyorlardır. Yeni aldığım bir kitaptı ve bir gecede bitirdim arkadaşlar. Burada da İnci Karakter adında bir karakterimiz var. Gökhan diye bir karakterimiz var ve aralarında da baya bir yaş farkı var. İnci 18 yaşında, Gökhan ise sanırım 30 yaşlarında falan olacak. İnci okulunu bitirmek için çok başarılı bir öğrenci. Anne ve babasını kaybetmiş. Yakınları oluyor Gökhanlar zaten. Annesinin ricasıyla kızı işte Gökhan alıyor ve evinde yani yaşamasına izin veriyor. Okula gidip gelecek. İşte onun için okulu falan ayarlıyor. Her şeyi ayarlıyor. Aralarında bazı konuşmalar ve bazı şeyler geçiyor. Kız ister istemez işte Gökhan'a bir ilgi duymaya başlıyor. Gökhan da tabii ona ilgi duymaya başlıyor. Ama tabii Gökhan kendini sürekli geri çekiyor. Çünkü yaş arasındaki yaş farkından dolayı ve İnci'nin yeni bir hayata başlayacağından ve yaş farkının onu zorlamasını istemediği için normalde ona kalsa Gökhan onu çok seviyordu ama tabii bunu söylemesi uzun bir süreyi aldı. Hikayede kız karakteri de işte zaten kır papatyası diyor. Kitabın isminde olmasının sebebi bu. Ben okurken çok büyük keyif aldım. Bir gece de bitti. Çok eğlenceliydi. Hani aşk kitapları okumak isterseniz gerçekten Dilek Taygun'un kitapları çok güzel. Ben Efes Hüseyinlerinden Fatih Murat Aslan'ın kitaplarını da çok çok sevmiştim. Hatta tekrardan baştan alıp okuyorum da. Şahane Gelin serisine başladım. Tekrardan ilkini okudum. 2 ve 3'ü de okursam tabii onları lise yorumunu yapacağım. Dediğim gibi bu da şu şekilde okuduğumda çok spoiler vermeden bahsetmeye çalışıyorum. Dediğim gibi hızlı bir şekilde geçmek istiyorum. Genelde çok fazla ben de dinlemeyi çok sevmiyorum. Sadece kısaca özetle bana anlatılırsa daha çok hoşuma gideceğini düşündüğüm için uzatmadan anlatmaya çalışıyorum. Diğer kitap arkadaşlar şöyle göstereyim. Bu da yeni aldığım Dikenli Gül. Bu da Betül ve Kerem karakteriyle devam ediyor. Betül'ün ailesi çok zor durumdaydı ve bir şekilde bunun kurtulması için bir şey yapmaları gerekiyordu ve babası yıllar önce bir adamın hayatını kurtarmıştı. Kurtardığı için de adam dedi ki ona ne zaman istersen sana yardımcı olabilirim dedi. Adam da bunu düşünerekten önce kızını ikna etti ve daha sonra adama gidip dedi ki çocuklarından biri benim kızımla evlenebilir mi? Ya daha doğrusu kızın hayatını kurtarmaya çalıştı ve aynı zamanda kendi hayatını da kurtarmaya çalıştı. Biz burada bunu okuyoruz. Kerem sevdiği kız ailesinin onaylamadığı bir kızdı. O yüzden bu adamın teklifini babası severek kabul etti. Çünkü eğer öyle bir şey yapamasaydı istemediği kızı almak zorunda kalacaklardı. Ve Kerem'le Betül'ün hikayesi böyle başlamış oluyor. Hatta Kerem Betül'ü gördükten sonra işte yanlış anlıyor. Daha doğrusu kızın bir servet avcısı olduğunu zannediyor. Kız da zaten sürekli evet işte ben servet avcısıyım, işte şöyleyim böyleyim deyip o da kendini ona karşı götürüyordu. Tabii daha sonranın aralarında oluşan aşk hikayesini okuyoruz biz. Bu da güzel bir kitaptı. Dediğim gibi hızlı ve kısa bir özet olarak size söylüyorum. Çok arkadaşlar. Diğer kitapta Sevda Yana. Şöyle göstereyim. Burada da Okan ve Yasemin karakterimiz var. Yasemin karakterimiz de önceden çok şişman bir kızdı. Ve Okan'a aşıktı üniversite yılları zamanında. Daha sonradan bunu Okan'a açıklıyor ve anlatıyor işte söylüyor. Tabii o zamanlar Okan da bunu çok ciddiye almayıp Yasemin'i aşağılayıp gönderiyor. Yasemin tabii buna çok içerliyor ve üzülüyor. Hikaye böyle başlıyor. O yüzden çok fazla spoiler vermemiş oluyorum. Daha sonradan yeniden Yasemin'le başlıyor. İşte Yasemin zayıflamış, bir şekilde geri dönmüş ve Okan'la karşılaşmış. Sanki Okan'ın onu tanımadığını düşünüyor. Okan zaten onu tanımış ama Yasemin yüzünden arkadaşlarını kaybettiği için Yasemin'den intikam almaya çalışıyor. Böyle bir karmaşanın içerisinde bir aşk hikayesi okuyoruz biz. Aslında normalde ilk evlilikleri gerçekten çok üzücü bir şekilde başlıyor. Çünkü Yasemin gerçekten Okan'ın onu çok sevdiğini düşünüyor. Tam evlilikleri sırasında gerçekleri öğreniyor ama bu sefer de Okan rezil olmasın diye yani gene Okan üzülmesin diye işte evlilik masasına oturuyor ama Okan da orada şaşırtılacak bir hamle yapıyor ve bunlar evleniyorlar. Hikaye böyle başlıyor. Aralarındaki aşkı okuyoruz. İşte nedenleri okuyoruz. Kızgınlıkları ve birbirlerine olan hem sevgisini hem öfkesini okuyoruz. Benim çok hoşuma gitmişti. Son kitabı da size hemen göstereceğim. Diğeri de
Bendeki Sen Arkadaşlar. Bunu okuyalı çok çok fazla oldu. Yani gerçekten bu okuduğum ilk kitaplardan da. Bu Ezgi ile Baran'ın, Baran. Ezgi ile Baran'ın hikayesi arkadaşlar. Baran bir şirkette çalışıyor ve başlamadan önce ise kendisinin nişanlı olduğunu söylüyor. Yani iş yeri prensiplerine göre aile çok önemli. Yani nişanlısı ve evliliği olmayanları genelde tercih etmiyorlar. Öyle bir şirket. Tabii daha sonradan da Bora'ya bir iş yemeği teklif ediyorlar ve geldiği zamansa yanına nişanlısıyla gelmesi gerektiğini söylüyorlar. Tabii burada da Ezgi devreye giriyor. Ezgi de lokantası olan küçük bir evde yaşayan bir kız ve bir zaman sonra kendisine bir teklif geliyor. İşte çok güzel bir para. Aslında çok fazla ihtiyacı olmasa da hayatını düzene sokabilecek bir para olduğu için kabul ediyor ama galiba çok önceden okuduğum için Ezgi'yi başka biriyle karıştırıyor Baran. Hikayede böyle başlıyor ama çok önceden Baran ve Ezgi'nin aslında bir yerde tanıştıklarını okuyoruz. Biz tabii bunu ilerleyen bölümlerde okursunuz. Çok aslında dokunaklı bir tanışma. Çok çok önceye dayanan bir tanışma. Tabii daha sonra ikisi de bunu öğrenince çok çok şaşırıyorlar. Hikaye çok güzeldi. Birbirlerini tanıma süreçleri, zamanlaması falan inanılmaz güzeldi. Çok fazla dediğim gibi spoiler vermek istemiyorum. Eğer bu yazarın kitabını okumadıysanız arkadaşlar şans verin. Yani tekrardan buradan söylemiş olayım. Bendeki Sen, Sevda Yana, Dikenli Gül, Kır Papatyası. Şimdilik ben bunları okudum. Yazarın başka kitapları varsa mutlaka okuyacağım. Puslu Kıtalar Atlası, Yüksek Ökçeler. Okuduğumda birazcık sinir olduğum bir kitaptı. Kalbimi Geri Verir Misin? Nefret Mektupları. Ve tabii ki de Beyaz Geceler, Nastenka. O kızı unutmayacağım. Ben genelde klasik kitapları çok fazla takıyorum. Her neyse, çok da fazla uzun olmasa dedikçe de daha fazla uzayacağını bildiğim için uzun bir video olacak. O yüzden çok kısa tutmak istiyorum diyemeyeceğim. Benim bahsedeceğim bu kadardı arkadaşlar. Dediğim gibi bundan sonra bir kamp videoları olacak. İzlerseniz çok çok sevinirim. Benim bahsedeceğim bu kadardı. Başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.